Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ilk 2 haftalık süreçte 40 bin poliklinik, 17 bin de acil servis hastasına hizmet verildi. Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, 1875 yataklı hastanede 1450 hastaya servis yatışı, 455 hastaya yoğun bakım yatışı yapıldığını açıkladı. Ne dedik? Çok önemli bir fonksiyon üstlenecek. Hizmete erişime, hizmetin kalitesine, niteliğine ve niceliğini gerçekten değiştirecek. Sadece kendisine değil, bölge iline de hizmet sunacak hale gelecek. Hatta belki değil, bu muhakkak uluslararası alanda da hizmet sunacağız. Ve sağlık turizmini bu ile daha da geliştirmek için bu hastanemiz bizim için önemliydi. Bu hastaneyi açarken merak edilen konular arasındadır. Diğer hastanelerimizin hiçbirini kapatmadık. Ve neredeyse 1875 resmi yatak gözükse de aslında 2000'in üzerinde bir yatağa sahip çok büyük bir kapasiteyi hizmete açmış olduk. Takdir ederseniz bu kadar büyük bir kapasitenin hemen açılıp dört dörtlük çalışıyor olması çok mümkün değil. Ama planlamalar yapıldı ona göre ve bütün özellikli birimler açılmak kaydıyla faaliyet buralarda başladı. Ama dediğim gibi geride hiçbir hastane kapatılmadı. Hiçbir hizmette geriye giriş kesinlikle söz konusu değil. Aksine artı değer kazandığımız birçok hizmet alanı oldu. Ve geride kalan hastanemiz aynı şekilde hizmetine devam edecek. İşte malumunuz Ersin Aslan Hastanemiz deprem nedeniyle yıkılmıştı. Orada 500 yataklı bir kapasite aslında boştaydı. Mücahitlerle devam eden kapasite 380. Geriye kalıyordu bir 500 civarında daha kapasite. Bu kapasiteyi otomatik olarak burada değerlendirmiş olduk. 6 Ekim'de hasta almaya başladı ama poliklinikler de pazartesi itibariyle 9 Ekim'de hizmete başladı. Yani 15 günlük süre içerisindeki veriler bunlar. Son 15 günde yani açıldığı günden bugüne şehir hastanemizde 40 bin civarında hastaya poliklinik hizmeti sunuldu. 17 bin civarındaki hastaya da acil sağlık hizmeti verildi. Yine servislerde 1450 hasta, yoğun bakımda da 450 hasta yatışı yapıldı. Buna karşılık da 610 civarında bir hasta da taburcu edilmiş oldu. Hastanenin yine modern doğum odalarında bugüne kadar 102 bebek dünyaya geldi. Bu doğum odaları gezince de göreceğiz. Annenin sancı ve doğum süreçlerini yaşadığı, yakını ve bebeğiyle birlikte kalabildiği son teknoloji cihazlara donatılmış tek kişilik odalar. Yani bütün işlem orada. Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası süreç yakınlığıyla beraber bu odanın içerisinde gerçekleştiriliyor. Bu çok önemli bir konfor. Hepimizin istediği, aradığı, belki özeli bunun için tercih ettiği bir durum. Yine son teknoloji cihazlara donatılmış 64 ameliyathanemiz mevcut. Bugüne kadar da bu ameliyathanelerde 714 ameliyat gerçekleştirildi. Kalp merkezi olan hastanemizde 8 tane anjiyo cihazımızla toplam 371 tanısal anjiyo ve 110 hastaya da stent takma işlemi gerçekleştirmiş oldu. Burada şunu anlatmak lazım. Daha önce sadece Ersin Aslan'da ya da Mücahitler binamızda bir tane anjiyo ile hizmet veriliyordu kamu hastanelerinde. Şimdi burada 8 tane anjiyo cihazı aynı anda hizmete girmiş oldu. Biz de duruma göre geride hala Mücahitler'de anjiyo yapılması gerekiyorsa oradaki her türlü cihazımız, donanımımız da mevcut. Orada devam etmemiz de mümkün. Talebe göre onu değerlendireceğiz tekrar. Önümüzdeki haftalarda kalp ritim problemlerinin kalıcı tedavi için EPS işlemi başlayacak. İşte tabi mitral balon. Bunlar biraz teknik ifadeler ama önemli hizmetler. ASD kapama gibi eskiden açık kalp cerrahisi gerektiren işlemler anjiyo laboratuvarında kapalı yolla tedavi edilebilecek düzenek mevcut yine bu hastanemizde. Kalp damar cerrahisi ameliyathanelerimizde de ki bunlar 5 tane, bugüne kadar 14 tane bypass ameliyatı başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bölgedeki tek hibrit ameliyathaneye sahip şehir hastanemizde komplike ve daha yüksek riskli kalp damar cerrahi hastalarına da müdahale ediliyor. Açık kalp cerrahisi ve koroner anjiyo işlemi aynı anda bu hibrit ameliyathanelerde yapılabiliyor. Yine Sayın Sağlık Bakanımızın destekleriyle hastanemiz artık sadece hastalarımıza şifa dağıtmakta kalmayacak. Aynı zamanda eğitim klinikleriyle genç hekimleri ve asistanları yani asistanları da yetiştirmeye başlayacak. Bununla ilgili de Sayın Bakanımız asistan planlamasına da bizzat emir buyurarak şu anda belli branşlarda, 7 branşta
110 civarında, 116 civarında da burada da görünüyor 116 asistan kadrosunda bu il için planlamış oldum. Yani mezun olan yeni hekimlerin, daha doğrusu TUS'a giren, Eylül'de TUS'a giren hekimlerin tercihine bağlı olarak bu kadar kadro, 116 asistan kadrosunun şehir hastanemize açıldı. Bu da büyük bir kazanç ve insan kaynağı ilimiz için. Türk sağlık sisteminin en büyük gurur kaynaklarından biri olan Gaziantep Şehir Hastanesi hizmet vermeye başlıyor. 1875 yataklı kampüs vatandaşlarımızı birçok yeni hizmetle tanıştıracak. Sahip olduğu gelişmiş olanaklarla sağlık sistemimizin kararlı ilerleyişine ve büyümesine katkı sunan Gaziantep Şehir Hastanesi ile Türk sağlık sistemi gücüne güç katmaya devam ediyor. Biraz seri olabilirsek evet. Aytaş Bey kalacak düşünüyormuş buraya. Saç çıkaralım.